Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler İlacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Diclomexşel 50 gramlık alüminyum tüplerde sunulmaktadır. İlacın etken maddesi diklofenaktır. Her 1 gramlık jel 10 mg diklofenak sodyum içerir. Diclomex jel nedir, ne için kullanılır? İlaç yetişkinlerde burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede, yumuşak doku iltihaplanmalarında ve bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır. Diclomex jel nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Yetişkinlerde Diclomexşel günde 3 ila 4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça olmak suretiyle uygulanır. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda yaklaşık 2 ila 4 gramlık jel 2 ila 2,5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir. Diclomex'i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süre kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da durumunuz daha da kötüleşirse doktorunuza danışınız. İlacı uygulama esnasında uygulama alanında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Tedavi edilen bölge elleriniz değilse uygulamadan sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız. Diclomex jelin çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. 14 yaş ve üzeri çocuklarda ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir. Diclomex jeli kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesi olan diklofenaka veya ilacın yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Diclomex jeli açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve egzamalı cilt üzerine uygulamayınız. İlaç geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanmalısınız. Diclomex yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız ve ilacı yutmayınız. Diclomex'in gözle temasından kaçınmalısınız. Yanlışlıkla göze teması durumunda gözünüzü temiz su ile yıkayınız. Diclomex kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmamanız önerilir. Diclomex kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir. Ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır. Özellikle hamileliğin son 3 aylık dönemindeyseniz Diclomex jeli kullanmayınız. Diclomex jel gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Diclomex jelin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Işığa hassasiyet, kaşıntı ve kızarıklık Diclomex'in hafif yan etkileridir. Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme, sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen, hırıltılı ya da kısa nefes alma ya da göğüste sıkışma hissi, cilt hastalığı veya döküntü ilacın ciddi yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri gelişirse ilacın kullanımını kesip doktorunuza bilgi veriniz. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.